Merhaba, şu an Nürnberg Depo'da oturmaktayız. Karşımızdaki arkadaşımız Yusuf abimiz, kendisi has Trabzonludur. Tarihle ilgili birkaç bir şey anlatacak, beraber dinleyelim. Buyur Yusuf abi. Şimdi 1923'te Cumhuriyet kuruldu. Evet. Kur'an'dan Allah razı olsun diyelim gene. Amin. Ama Kur'an kim? Çanakkale Savaşı verdik. Genç çocuklarımız, ilkokul mezunları, lise mezunları hep şehit kaldı mı burada? Kaldı. Evet. Cumhuriyeti kim kurdu? İngiliz kurdu. Kimin sayesinde? İnönü sayesinde. Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz kişi, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Adam caddede koşuyor, diyor ki ben Atatürk'ün askeriyim. Tamam, çok güzel. Atatürk kaç kardeş diyorum? Diyor ki bir tane. Hayır, Atatürk 6 kardeş. Mustafa Kemal Atatürk dediğin kişi 6 kardeş. Anası Türkmen Alevisi, babası Yörük. Bunlar doğru. Göçebe. En son Makedonya Üsküp 30 kilometre kadar bir köye yerleşiyor. Dedesi Ali Miktat Efendi. Dedesi ne diyor? Tayyip Erdoğan restore ettiriyor. CHP yaptırmıyor, bak dikkatini çekerim. Atatürk işini sor. Derler ki alkolden sirozdan öldü. Hayır, Atatürk de aynı rahmetli Özal gibi. Zehirlendi. Kim zehirledi? İsmi Dününü zehirledi. Aynen doğru. He. Bunlar şimdi bilinen şeyler de insanlara anlatamıyorsun. Anlatsan da inanmazlar. Bizim önümüzü eğitimden yıktılar. Eğitimden. Nasıl yıktılar eğitimden? 1923'ten 1937'ye kadar olan öğretmen sayısı, en büyük öğretmen topluluğu hangisinden çıkmış sorsam sana, vatandaş diyor ki bilmiyorum. İşte diyor Artvin'den, Tunceli'den, çok daha asıl orada var. Hayır. Kars. Türkiye'de 7 milyon yaşayan iki tane il vardır. Birisi Mardin bütün kitaplar yazdı ama Kars'ı kimse yazmadı. Neden yazmadı? Doğru. Çünkü yazarsa Kars'ı öğretmenlerin Ermeni olduğu piyasaya çıkacak. Tarihi bize anlatmadılar. Tarihimizi bize çapraz anlattılar. Aksatarak anlattılar. Osmanlı tarihini yok ettiler. Kim etti? İnönü etti. Türkiye'deki olan bütün provokatörlüklerine şöyle tarihine bir bak. Hepsinin dibinde İnönü'nün kalemi vardı. İnönü'nün Atatürk ölümüne verdi mi fermanını? Verdi. Evet. Yaveri geldi Atatürk'e, ne dedi? Paşam dedi, aldık canını. Kanı burada. Dedi ki sen de o insanlardan olmuşsun dedi. Sen de git dedi. Sen de aynı insanların ruhuna girmişsin. Hı-hı. Şimdi ülkemizde oynanan oyunlar bugün Güneydoğu'da PKK yok. Ermeni lobisi. Aynen öyle. Aynen bak öyle. Şimdi. Gerçek Kürt'ün Alevisi yoktur. Gerçek Kürt'ün Ermenisi vardır. Bunu tarih biliyor. Kimse de inkar edemez. Gerçek bilen kişiler de biliyor ama açıklamıyor. Açıklayamıyor. Yani. Açıklayamıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ermeni Kürtlük altına girmiş. Ben Aleviyim diyor. Yemez. Bir... Alevilik gerçek Türk'ün yaşadığı bin dinin mensupları. Mensupları. Tarikat diyelim. Mezhep. Ama mezhep değil. Dört tane mezhep vardır. Yani. Mezhep değil. Ama insanlar farklı farklı anlattığı için, Alevi'yi farklı farklı anlattıkları için biz yanlış algılıyoruz. Aynen öyle. Bize yanlış aksetiyorlar. Şimdi ben sana bir şey daha diyeyim, güleceksin. Ya 19 tane köy var Edirne'de. Ermeni köyü, Alevi köyü diye. Edirne'de. Evet. Lüleburgaz'dan başlar daha Edirne'ye kadar 19 köy vardır Alevi köyü. Bunların aslı Ermenidir. Bunu devlet de biliyor. Yusuf abi, peki bunların Türkiye geneline yayılma sebebi? Sebep hepsi İnönü. İnönü değil mi? İnönü. Bak ben Trabzonluyum. Trabzon'da 1913'te gelen Kürtleri bilir mi çoğu? Bilmez. Bilmez. 1913'te Karadeniz'e gelen Kürtler, Sinop Tuğla fabrikalarında Tuğla dizenlerin %99'u Kürttür. Ordu Giresun'u fındık çuvalı sırtında taşıyanların %99'u Kürttür. Bak, tarih veriyorum sana. Trabzon'da hamallık yapanların %99'u Kürttür, aslı. Tayyip Erdoğan'ın köyü Potamya, Rum köyüdür. Nerede oradaki Rumlar? Kırgızistan'a sürgün gitti, vagonlarda ölen öldü, kan kaldı. Allah bir tek Allah. Oradaki değil, sürmeden başladı sürgün çünkü. Rumları sürdüler. Şimdi tarihimizi bilmediğimiz için. Rumları neden sürdüler, bir bilgin var mı? Abi Rumları niye sürdüler? Orta Asya'dan insanlar geldi mi? Evet. Topal Osman'ı kullandılar mı? Rumların üzerine. Evet. Milletvekili Ahmet'i
Topal Osman'ı öldürttüler. Trabzon milletvekili Ahmet vardı. Topal Osman'ı öldürttüler. Topal Osman'ı kime öldürttüler? Gene devlet öldürttü Topal Osman'ı. Ezeli ölmedi ki. Şimdiki Alaaddin Çakıcı işte. Düzene karşı geldiği için. Tabii şu anki Alaaddin Çakıcı. Şu an Alaaddin Çakıcı devlete bir fiil 30 yıl askerlik yaptı. Hizmet yaptı. Aslan'ın kellesi Türkiye'ye kim getirdi abi? Abdullah Çatlı. Vatan haini oldu mu Tansu Çiller'in zamanında? Oldu. Oldu. Öldürüldü mü? Öldürüldü. Kimin kellesini Türkiye'ye getirmişti? Aslan'ın kellesini. Aradaki şey bu. Fethullah Hoca. Fethullah Hoca diye duruyor bu vatandaş. İşte Tayyip onunla beraberdi. FETÖ devletin içindeydi. Tayyip devletin içinde değildi. Bak ben yeni Tayyipçi değilim. Üstüne üstüne basa basa diyorum. Anlıyorum. Herkesin görüşüne saygım var. Anlıyorum. Ama adam girdi içine FETÖ'yü dağıttı. Niye? Çünkü FETÖ'nün dedesi İngiliz taktiğini uyguladı. FETÖ'nün dedesi Van Akdamar Kilisesi'nin papasıdır. Ne bir daha Van, söyle. Van Akdamar Kilisesi'nin papası FETÖ'nün dedesidir. Babası değil bak dedesi. Bak bunu bizim milletimiz %95'i bilmiyor. Bilmez. Neden ama bak şimdi. İngiltere 5 tane imam gönderdi. Nereye? Suudi Arabistan, Dubai, Ürdün, Kuveyt, Mısır. 1835-2018 yılındayız. Bak, 2018 yılındayız. Kendi halkıyla evlenen bir kral var mı bunlarda? Yok. Hep İngiliz. Hepsinin karısı İngiliz. 1831-2018'e. Hepsinin karısı krallarının hepsinin iki yabancı. Hepsi İngilizdir. Osmanlı zaten İngiliz. Ama işte İngiliz baştan taktiği uyguluyor. Bin yıl sonraya düşünüyor. 100 sene, 200 sene. Aynen. 300 sene. 100 sene sonra. Adam bugünkü hesabı yapmıyor yani. Yarın karnımız doyacak mı doymuyor onu hesap etmiyor. Bugün Tayyip büyük bir oyun oynuyor. İnşallah başarır. Ben bak gene diyorum üstüne basa basa. Büyük oyun oynuyor. Nasıl bir oyun abi? Çok büyük. Düzeni yıkacağım diyor. He. Yahudi düzenini yıkacağım ülke dünyadan diyor. Hani ben bu ülkede yaşıyorsam Müslüman bir ülkese gerçek Müslüman gerçek ırk yaşayacağım. Aynen öyle. Aynen dediğine katılıyorum abi. Aynen dediğin gibi. Ama sonumuzu Allah hayırlısın. Hani sistemi değiştirecek. İçimizdeki sistem bak değişecek. İçimizdeki Yahudiler belli. Aynen. Bugün Koç grubu. Osmanlı sancağı üstünü örttüler. Osmanlı çocuğu mu? Hayır. Değil ya değil. Osmanlı'nın altınlarını onun dedesine peşkeş çeken İnönü değil mi? Aynen öyle. Şimdi yani, Koç öldü. Gömdüler burada. Göstermelik evet. Aradan 6 ay geçti. Olay karıştı. Aydın Doğan oğlu olduğu için kaçırdı. Dediler çalındı. Bulunamadı. Bulundu. Aydın Doğan. Dedi ki Heybeliada'da tekrar Yahudi usullerine göre geri gömüldü. Aynen öyle. Yahudi adası. Aynen öyle. Ama ben diyorum bizim içimizdeki ucuz insanları parayla satın alabilirsin. Bugün Meral Akşener Tansu Çiller'in zamanında geldiği zaman kim göndermişti? FETÖ göndermişti. Bunu herkes biliyor. Evet. Tansu Çiller bunu televizyon bar bağırdı. Onu geç. Adam Kılıçdaroğlu bir oyun oynadı ki aklı kimsenin sır ermez. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsaydı bir daha ne seçilebilecekti, ne CHP'nin başına gelebilecekti. Yemi attı önüne şimdi. Attı önüne yemine. Yalavala yavrum da. Kalacak orada şimdi. O bitti. Hayatı bitti işte. Anladım. Milletvekili de bitti. Evet. Cumhurbaşkanı da olamayacak. Yani kendini riske atmadı. Kurtardı abi. Anladım. Adam diyor ki. Sisteme göre diskalifiye. Kazanırsa diyor, biz kazanacağız. Kaybederse Tayyip'ten kurtaracağız. Yine biz kazanacağız. Yine biz kazanacağız. Ben kazanacağım. Her türlü kazanıyor. Yusuf abi, ben senden bir şey soracağım. Ben milliyetçi bir insanım. Milliyetçi derken ben rahmetli Başbuğ'un ülküsünün hayalini kuran bir insanım. Ben doğrudur siyasetçi abi. Değilim. Siyasetle işim olmaz. Ama benim için yok. Dava vatan davası. Vatan, bayrak, toprak. Vatan, toprak, millet. Benim devletim 19 yaşında. Ben, bayrağım 18. Ben, toprağım kanla sulanmış. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi ben kendi şahsi görüş ve düşüncem. Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenler beni hiç ırgalamaz, ilgilendirmez. Benim için bu adam vatan müdafası ve savunması içerisinde şu anda. Aynen, gerçekten doğru. Öyle. Aynen ve öyle. Ben bütün kalbimle destekliyorum, tasdik ediyorum. Hani saygı duyuyorum o insana. Ha yanlışları yok mu? Her insanın yanlışı vardır. Olabilir. Yani her insanın yanlışı. Sen yanlış yaptı diye hemen yargılayıp o insanı diskalifiye edemezsin. Şunu şöyle unutma. Peygamber Efendimiz dahi yanlış yapmıştır.
orasını yanlış bilmiyorum. Yanlış yapmayan kul olmaz. Seni yaratan Mevla yani, illaki sana bir püf nokta bir yerden vermiştir. Ben şuraya geleceğim. Mevzu şudur. Şimdi bizim asıl ülkücüyüm diye geçinen bir tayfa var. Aynen öyle. Meral Hanım'ı hanım kesin değil de sözde hanım diyelim. Meral Hanım'ı beyzir, getirdiler. Beyzir. Yani parti kurdular. Devlet Bahçeli'yi hain olarak ilan ettiler. Daha parti kurmadan şimdi, ben cumhurbaşkanı olacağım dedi. İşte burada yanlış. Hani Devlet Bahçeli'de mi yoksa o ülkücü ülkücüyüm diye geçinenlerde. Değil mi? Yani aynı. Yanlış orada. Meral Akşener'in kehaneti olabilir mi? Yani Temmuz 15 Temmuz'dan önce ya, 15-16 Temmuz'da dedi yürüyeceğim. Böyle kehanet mi şimdi? Medyum musunuz? Medyum musun? Yani. Var mı? Vallahi bilmiyorum da biz biraz önce dedim ya yani biz sadece vatan bölünmez, şehitler ölmez. Nidaları sözde bizde, özde değil özde yani. Değil. Allah'ın olmuyor. Rahmet olmasa biz helak olmuştuk. Hadi vallahi olacağım. Helak olmuştuk. Bizim şimdi şöyle bir baktığın zaman tarihimize bizim çoluk çocuğumuz, bacak kadar çocuklar abi sen söyle hepsi tüfek yere sürünüyor dipçi. Yani. Hepsi yani, Çanakkale şehit oldu. Baktığın zaman tarihte öyle yani 13 yaşında 14 yaşında şehidimiz var. Ne için? Vatan için. Aynen öyle. Süngü yerde sürünüyor. Aynen öyle. Allah herkese bak bu akşam mübarek akşam. Yarın oruç tutacak olanlar tutacak, tutamayanlar tutamayabilir. O herkes o Allah, kendine. Herkesin kendine. Herkes kendine mesuldur. Ama şüphe gerçektir ki geçen vatandaşa soruyorum ki oğlunun adını Şaban niye koydun? Bana diyor ki işim öyle geldi. İşim öyle. Bak geldi. Şimdi mübarek aylar. Ramazan. Recep, Şaban, Ramazan. Recep, Ramazan, Şaban. Bu üç mübarek ismi Şaban'ı inek Şaban olarak Kemal Sunal'la dinimizden alay ettiler. Yani. Bak şimdi. Doğru. Ramazan olarak kadın inanılan Ramazan'da Ramazan taktiğine bizi rezil şey yaptılar. Tarih ettiler. O yüzden bizim insanlarımız şöyle bir baksın eski sanatçılara. %99'u Ermeni asıllıdır. Yahudi. %20'si Yahudi, %10'u Rum'dur. Tarihine baksınlar. Bir de ben şu düşüncedeyim Yusuf abi. Şimdi biz Kürt diyoruz. Ben Kürt'ü, gerçek Kürt'ü hiçbir zaman dışlamadım. Baş tacı. Doğu'da yani Doğu dedin mi aklımıza Kürtler gelir. Ama Kürtler gelir. Çok büyük Ermeni var. Onu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de bilmiyorum rakam olarak ne dedim tahmini olarak 13 milyon Kürt varsa ben eminim bundan. 7-8 milyonu Ermenidir aslı. Aslı. Gerçek aslı. Kürt 6-7 milyon ancadır ancak Türkiye'de. Ancak. Ne olmuş? Abi. Ne olmuş? İran bölgesinden gelmiş. Ateşperesttir. Diğer taraflardan gelmiş Zerdüşt'tür. Hani o bölgelere, doğu bölgelerine Kürtlerin yaşadığı bölgeye gelmiş ve oradaki halkları benimsemiş. Yani Kürtlüğü benimsemiş, Kürdüm diyor. Ama aslı Ermenidir. Aynen öyle abi. Vatana ihanet eden, hainlik eden hep bunlardır yani. Gerçek, aynen öyle. Gerçek Kürt vatanına ihanet etmez. Ben böyle kesinlikle, biliyorum. Kesinlikle abi. Yüzden böyle. Yusuf abi ben teşekkür ettim. Ben çayımızı teşekkür içelim. Çayımızı çay içelim. Çay içelim baba. Yusuf abim gerçekten tarih bilgisi güçlü olduğu gibi gerçek tarihi bilen bir kişi. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemize.